Evet arkadaşlar, bugün size bayağı güzel bir şey anlatacağım. Sıfırdan bir akvaryum kurulumu A'dan Z'ye hem de bitkili bir akvaryum kurulumu. Tek tek aşama aşama her şeyi anlatacağım. Malzemeler görüyorsunuz şu anda kargodan geldi birçoğu. Hatta birkaç tane de bugün kargodan gelecekler var. Malzemeler biraz sonra da açacak tek tek anlatacağım size. Dolabıyla birlikte... bir metrelik bir akvaryum 1 çarpı 45 çarpı 35 ölçüleri. Yani 135 litrelik bir akvaryum yapıyor bu. Bitkili bir akvaryum kuracağız sizinle birlikte bugün. Bayağı güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdi önce ben bir kargoları açayım. Poşetleri açayım. Sonra poşetlerin içindeki tek tek size anlatacağım. Ondan sonra aşama aşamada neler yaptığımız zaten videoda da hep birlikte göreceğiz. Evet malzemelerin hepsini açtım. Size tek tek anlatacağım hepsini. Evet akvaryum gördüğünüz gibi kapağını oraya çıkarttım şimdilik. Dediğim gibi 1 çarpı 30 30 çarpı 45 santimlik bir akvaryum. 100, 135 lit, litre yapar bu da. Bunun kurulumunu birlikte gerçekleştireceğiz. Bitkili bir akvaryum olacak. Bu akvaryumun kapağı. Yanında ısıtıcımız var eee ilgili de detaylı video şimdi ekleyeceğim. Linkten izleyebilirsiniz akvaryumda ısıtıcının önemi. Biz bu akvaryumda aslında çok gerek olmasa da 300 watt'lık bir ısıtıcı kullanacağız. Isıtıcının watt'ı litreye göre hesaplanır. Az önce verdiğim linkteki bir videodan onu detaylı izleyebilirsiniz. İşte bir tane aksesuarımız var. O aksesuar çok önemli değil ama onu koyacağım. Bitkilerimiz var. Bitkili bir akvaryum olacak. Daha bir tane daha bugün kargodan gelecek. Ayrıca başka bir yerden daha birkaç çeşit bitki getireceğim. Gübremiz el yapımı bir gübre. Hazır gübreler de var. Bu el yapım gübre elimde vardı. Bu nitratlı su az bir şey kalmıştı. Yine bunu da kullanacağım. Bunlar bitkiler için gerekli olan işte makazı, çubuğu gibi vesaire şeyler. Hava hortumları. Bunları da kullanacağız. İşte hava hortumlarını cama yapıştırmak için. Bunlar vantur gibi şeyler. Küçük bir hava motoru, iç motor. Bu aslında bu akvaryum için küçük ama bunun amacı temizlik olmayacak. Ee, suyu hareketlendirmek için kafa motoru gibi kullanmış olacağım yani bunu. Bu hava motoruyla ilgili de detaylı bir inceleme videom vardı. Onu da şimdi bu linkten izleyebilirsiniz. Ee, daha sonra işte iç iç bir şey dış hava motoru. Bunu da bu hortumlar vasıtasıyla şu anda kargoda olan bio filtreyi kullanacağız biz akvaryumumuzda. Şu anda burada değil. Geldiği zaman onu da gösteririm size. Gene dediğim gibi akvaryumda havanın önüm ve hava motoru ile ilgili bir videom vardı. Onu da bu şimdi ekleyeceğim linkten izleyebilirsiniz. İşte bu gene hava taşları kullanacağız. Aslında ısıtıcımız otomatik bir ısıtıcı. Kendi ayarında her şeyi ayarlama tedbir amaçlı. Doğru mu? Ne ayarda? Bir ısıtıcı da gene ben takacağım cama. Ve bitkili akvaryum olmazsa olmazı kumlarımız. Zemine lav kırığı kullanacağım. Ee, onun üzerine de Hagın siyah kum kullanacağım. Tabii bunların arasında ben bir, bir videonu da gösteririm zaten. Ee, sineklik koyacağım. Bunların birbirine karışmaması için. Bu sineklik faydalı. yani faydalarken iyi diyen var, kötü diyen var. Benim kullanım amacım şey olacak. Yani ileride bir gün akvaryumu e, dağıtırsam. Yani boşaltırken bu kumlar birbirine karışıyor. E, daha önceden başıma geldi. Elekle falan elemek gibi bir şeyler uğraşıyorum. O da kısmen oluyor veya olmuyor. Bayağı uğraştırıyor. Böyle bir akvaryumu tekrar bozma anlamında. O gün işime yarayacak. Yani sineklikle arada ayırdığım için... Önce yukarıda Hagen kum olacak zaten. Sineklik sayesinde aşağıdakilere karışmayacak. Onu alacağım, çıkartacağım. Sonra da en alttaki lav alırım. Yani bu ileriye dönük bir yöntem. Gene videoda detaylı açıklarım. Tabii elektrik prizlerimiz gene olacak. Evet, yavaştan kuruluma başlayalım. Her şeyi belirteceğim. Kumla ilgili de akvaryum, akvaryumda kumun önemiyle ilgili bir video olacak ileride. Onu da buradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Genel videoda anlatırım. Ben bu kumları yıkamadan koyacağım. Çünkü bunlar zaten bitki kumu olduğu için içindeki mineraller bir sürü faydalı şey var. Onlar yıkadıkça gider, kaybolur. O yüzden yıkamadan koyacağım. Videoda anlatırım. Ama diğer başka kumlar, yıkanarak kullanmamız gereken kumlar da var. Onları az önce verdiğim linkte detaylı anlatmış olacağım zaten. Yavaş yavaş başlayalım kuruluma. Bir de hmm, tabii bu kurulumun altında bir şey daha var. Fiyatlar. Bir akvaryum kurmak ne kadar mal olur. Ondan biraz bahsedeyim size. Akvaryum dolabıyla birlikte ben kapağıyla tabii ki 230 milyon aldım. Yani bunu 200'de 300-350 civarında bulabilirsiniz. Yerde göre, internette falan her yerde fiyatlar farklı. Ben aldığım fiyatları size bahsedeceğim. Yine aşağı yukarı fiyatları anlatırım ısıtıcım ee, bunu 45 TL civarında almıştım. Bu 300 wattlık bir ısıtıcı. Dediğim gibi bu biraz fazla. 200 wattlık hatta 100 wattlık bile işinizi görebilir. Bunu niye böyle aldığımı anlatacağım zaten videoda. Ee, dediğim gibi bu ben iki 45 lira. Ama ısıtıcı maliyetinizde 25, 30, 35 TL civarında olabilir. Bitkiler ekstra tabii. Yani ben bitki akvaryum yapacağım için böyle 5 liraya, 10 liraya, 15 liraya 20 lira 25 liraya yani bitkinin fiyatı değişiyor bitkinin kalitesine ve şekli şemaline göre bu şeyler hazır el yapımı gübreler falan bana zaten bitkiyle birlikte geldi bitkiyi aldım arkadaş kendi göndermişti ama hazır bitkiler falan da bakarsanız yine 20 25 30 şey hazır gübreler 25 30 civarında bir şey şu üçlü set bitki işte makazı falan falan 50 liraya almıştım üçlü seti bunu çok daha önceden aldım işte bu ufak tefek ıvır zıvır malzemeler e, hava şeyinin bu artık şu anda aklıma gelmedi. E, metresi 1 lira 1,5 liradan falan satılıyor. E, hava hortumu Heh, şimdi aklıma geldi. Hava hortumları metresi 1-1,5 liradan satılıyor. Ona göre kaç metre lazım alırsınız. Şunlar işte 50 kuruştan falan satılıyor. Şunlar işte 1 liradan filan satılıyor. O ufak tefek malzemeler. Aldığınız yere göre fiyat değiştiriyor. İşte bir hava motoru. Şöyle bir hava motoru ben bunu sanırım 20 liraya falan almıştım. Küçük. Ama tabii ki kullanımıza göre 30-40-50-60 TL civarında fiyatları oluyor. Bu bende vardı. Ama böyle bir şey de aşağı yukarı gene 15-20 lira civarında bir şey hava motoru. Genelde güzel, daha büyük, daha çok çıkışlılara göre baya sonsuz bu işler. Fiyatlar yükseğe doğru gidiyor. Hava taşı elimde vardı. Gene siz bulursanız 10-15 liraya bir yerlerde bulunur. Kumlar 10 kilo kum, lavkırı ee, bunu kaç almıştım ya? 10 kilosunu 25 lira gibi bir şeydi, 27 lira gibi bir şey olması lazım. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Hagen kumu da e, gene 10 kilosunu aldım işte. O da e, gene 25-30 lira civarında bir şeydi 10 kilosu. E, bir de işte şu anda daha gelmeyen biofiltre var. Onu da 29 liraya almıştım sanırım. Sonra yolda gelen bir de tabii ışığımız var. Bir metrelik hani su geçirmez. Suyun içine bile yanabilen 1 metrelik ro roxin marka sanırım ışığımız var. O da 40 lira. O da kargoda gelecek. Yani bana aşağı yukarı şu akvaryumla birlikte malzemeler ıvır zıvırı taslak tabirle 500 liraya mal oldu. Yani bir akvaryum, bir metrelik bir akvaryum. Yani 450 olur, 500 olur, 550 olur. Kaba tabirle 500 liraya bir akvaryum kurmuş olursunuz. Tabi bu işin içinde işte daha balık filan canlılar yok. Canlılar apayrı. Bundan sonraki ee, süreç sizin elinizde ne besleyeceğinize ne hangi balığa bakacağınıza ama boş bir akvaryumu çalışır hale getirmek 500 liraya mal olur bir insana ee, tabii bu videonun devamı sürekli olacak birinci gün işte birinci hafta balıkları ne zaman koyduk kaç gün sonra koyduk ne balığı koyduk onların detaylarını zaten ee, videoyu takip ettikçe hatta kanalımı takip ettikçe izleyeceksiniz Evet şimdi kurulama başlayabiliriz. Genelde akvaryum kurarken hep unuttuğum şeyi gene unuttum. Gittim peşşottan aldım geldim. Arka fon. Arka fonu akvaryumu ilk aşaması arka fonu yapıştırmak. Çünkü akvaryum kurduktan sonra arka fonu yapıştırmak çok zor. Hatta imkansız gibi. Gittim peşşottan bir arka fon alıp geldim. Genelde ben düz maviyi kullanıyorum. Ama böyle bakın. Ben üst tarafını zaten benim üst tarafı yetecek. Alt tarafı da var. Ayrıca arkasına da ayrı bir desen oluyor. Sizin keyfinize göre hangisini istiyorsanız kullanırsınız. Ben dediğim gibi düz mavi bölümünü kullanacağım. Bunu nasıl yapıştırdığımıza gelirse onu da belki şimdi çekerim. Cam ile yapıyoruz bu işi. Bu reklamcılar bu işi taktiği kullanıyor. Biz de bu taktiği kullanıyoruz. Buna cam sıkaraktan arkasını yapıştıracağız. Onu da şimdi göstereceğim. Akvaryum böyle yan yatırırsanız çok rahat oluyor. Büyük akvaryumda da da özellikle. Şimdi biz bunun üzerine cam sil sıkacağız. Bunu da onun üzerine koyacağız. camsili böyle önce cam Bu iyice yapışmasını ve sabitlemenizi sağlıyor. Sonra zaten camsil uçup gidiyor. Şimdi bunu buraya yapıştıracağız. Evet, böyle yapıştırdıktan sonra düz bir şekilde de arada kalan havalarını alabilirsiniz. Çünkü bu havalar su doldurunca hiç hoş görünmüyor. İlk aşamayı bitirdik, arka fonu yapıştırdık. Şimdi kum koyacağız. Alt taban olan lav kırığımızı koyduk. Şimdi dediğim gibi bunun arasına sineklik koyacağız. Bu daha sonra, çok ileriki zamanlarda işimize yarayacak bir şey. Akvaryumu bozmak istersek iki kumun birbirine karışmasını engelleyecek. Sinekliği de akvaryumuza göre keserek koyduk. Şimdi Bunun üzerine diğer kumu dökeceğiz. İkinci katman olan hagın kumu da koyduk. Böyle gibi sineklikte hiç görülmüyor zaten. Şimdi çok az bu toprak kadar su doldurup bitkileri dikmeye başlayacağız. Şöyle. Suyu bu şekilde koyarsanız hem toprak karışmamış olur su bulanmaz. Hem özellikle bitkili akvaryumlar için böyle bir yöntem kullanmak gerekiyor. Şimdi biz birazcık biraz daha su doldurduktan sonra, kumu geçtikten sonra suyu keseceğiz. Bitkileri ve gübreleri dikmeye başlayacağız. Bu seviyede su doldurarak bitkileri dikebilirsiniz. Gübreleri de bitkilerin yanlarına böyle Onları diker gibi toprağın içine koyuyoruz. Ki kökleri onlara ulaşsın ve beslensin bitkilerde. Evet, bitkileri diktikten suyu sonra suyu komple doldurmaya başlıyoruz. Ben şimdi e, normal kurulu bir akvaryumdan su alıp geleceğim. Onu da göstereceğim size. Onun amacını da koyarken anlatırım. Evet, sağlıklı sistemi kurulmuş bir akvaryumdan su almak niçin önemli? Bu sev yani eğer böyle bir şey yapmazsanız akvaryumun sisteminin kurulması için bir hafta, 10 gün, iki hafta beklemeniz gerekiyor. Ama böyle bir şey yaptığınız takdirde yani siz suyu mayalamış oluyorsunuz. Akvaryuma balık koyma süreciniz çok hızlanıyor. Bunu yaptığınız takdirde 3-4 gün içinde akvaryuma balık koyabilirsiniz. Diğer türlü dediğim gibi akvaryum sisteminin oturmasını beklemeniz 2 haftayı falan bulur. Evet su doldurma işlemini bitirdik. Bitkiler dikildi zaten. Şimdi yavaş yavaş ısıtıcı motoru, gerekli alet elevatı koymaya başlayacağız akvaryum içine. Aşama aşama akvaryum kurulumu devam ediyor. Evet, kurulum genel anlamıyla bitti. Suyu doldurduk. Isıtıcımız burada. Hava motoru dediğim gibi, bu küçük bir hava motoru ama sadece amaç akvaryumun hareket suyunu hareketlendirmek. Buradan da bir hava çıkışı. Bitkilerimiz. derecemiz akvaryumun ısının kaç olduğunu göstermek için şu anda soğuk ama sıcak. Şimdi bir de kapağı takıp ışığımızla çalıştırıp izlemesi kalacak. Evet bugünlük akvaryum kurulumunu bitirdik. Çünkü daha yapacak birkaç işlem daha var. Onları da Geldikçe malzemeler göstereceğim. Ee, ne yaptık sırasıyla? Önce tabii akvaryumu taşıdık. Buraya getirdik. Sonra mavi arka fonu yapıştırdık. Dediğim gibi onu ilk önce yapmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir akvaryum kurduktan sonra onu yapma ihtimaliniz kalmıyor. Daha sonra kumlarımızı koyduk tek tek. Önce altına lav kırığını koyduk. Sonra araya sinekliği koyaraktan üstüne siyah argın kumu koyduk. Sonra birazcık suyu doldurduk ve bitkilerimizi dikmeye başladık. Bitkilerle birlikte tabi gübreleri de koyduk. Ondan sonra suyu tamamen doldurmaya başladık. Tabi suyu doldururken de gösterdiğim gibi şu anda kurulu vaziyette olan sağlıklı balıklar olan içinde sudan ilave ettik. Bunu niye ilave etmiştik gene söylemiştim. Bu sayede 3-4 gün içinde balıkları koyabiliriz. Yoksa bu akvaryum düzeninin oturmasını beklememiz gerekiyor. Bu da bayağı 10-15 günü buluyor. O süreyi kısaltıyor. Hem o yaptığım işlem şu işe de yarıyor. kurulu bir akvaryumda faydalı bakteriler oluştuğu için suyun berraklığını da sağlıyor aynı zamanda. Öyle bir şey yapmazsanız ilk akvaryumu kurduğunuzda Yine yani o 10-15 gün zarfında su bulanık oluyor ve bir türlü berraklaşmıyor. Bu da başka bir akvaryumdan su getirerek yapabileceğiniz bir işlem. Sonra ne yaptık? Hava motorumuzu taktık. Dediğim gibi bu hava motoru bu akvaryum için küçük bir hava motoru aslında ama bu sadece suyun akışını sağlaması için taktık. Isıtıcıyı taktık. Isıtıcıyı söylemiştim. 300 wattlık bir ısıtıcı. Böyle bir akvaryum için büyük aslında. Ama buradaki de faydası ne oluyor? Buraya aslında 200 wattlık ısıtıcı yeterdi ama e, daha kısa süre çalışarak elektrikten tasarruf yaptırmış oluyor sizin için. Yani verirken belki 3-5 TL fazla ödemiş oluyorsunuz 200 wattta 300 watt arasında ama totalde baktığınızda bayağı yüklü bir miktar elektrik parasından kurtulmuş olursunuz. Işığımız daha gelmedi kargo da o büyük ihtimalle birikim içinde gelir. İdareten ışık taktık. Gördüğünüz gibi zaten çok fazla net değil akvaryum içi de. Sadece idareten taktık. Bir de bio filtremiz gelecek kargodan. Onu da gelince takar ve gösteririm zaten. Bir de bir çeşit daha bitki gelecek. Ondan sonra akvaryum tam kurulmuş oldu. Tabii ondan sonra balıklar işin içine girecek. Onları da yavaş yavaş gösteririm. Şöyle derinlemesine mesela bayağı güzel görünüyor akvaryum. Başından sonuna kadar bir akvaryumun kurulumunu sizlerle birlikte yapmış olduk. Dediğim gibi kanalımı takip ediyorsanız eğer her gün bir video ekliyorum ve bilgiler paylaşıyorum. Kanalımı takip etmiyorsanız da ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.